Ve kurduğum sistemi ben dün sizle ilgili aldığım raporları inceledim. Böyle bayağı bildiğim benim defterim var şu an bir tane böyle. Sizle ilgili bir sürü rapor almışım böyle. Orada incelediğim ilk şey şu olmuş. Temel soru çeşitlerinde, bak yeni nesil değil. İlk önce hatırlıyor musun? Belirli bir kaynaktan temel soru çeşitlerine girmiştik. Hatırlıyor musun? Çok faydalıydı mesela bence. Mesela o temel soru çeşitlerini çözerken ben normal şartlarda çözmeyeceğim bir tane daha kaynak araya almışım. Çünkü demişim ki bunların eksiği var. Bunlara ekstra bir ara kaynak girmem gerekiyor. Evet. Ara kaynak girdikten sonra üst düzey sisteme geçmişiz mesela. Ve konuları bitirme konusunda da baya baya sağlam çok konu iyiydik, çok, bitirmişiz. Evet, yani şey çok olarak. İyiydik bence de. Ben bu konuya katılıyorum. İnceleyince gördüm yani. Ama ve normal dershanelerde böyle bitiremezsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Bizim birazcık o konuda sizden gerçekten çok şanslıydık. Çünkü siz gerçekten bize özveriyle geldiniz. Biz de ona uymaya çalıştık. Normal dershanelerde olmuyor. Yani Haziran'a sınava gerçekten maksimum 3 hafta kalıncaya kadar okullar devam ediyor. O son hafta bir tekrar haftası ki bizde de oldu tekrar haftası. Biz o sırada deneme çözüyoruz ama tekrarlarımız denemeyle yani ilerledi bizim daha çok. Hani hep böyle oluyor genelde. O yüzden bu güzeldi bizim bitirmemiz. Dershanelerin bu mevzuatlarıyla alakalı biz bir şeyler çok söylüyoruz mesela. Hı-hı. Sıkıntı çıkıyor çünkü dershaneciliğe uymayan bir sistem. Çünkü mesela şey diye AYT matematik olarak o zaman bile normal bütün sınıflara ikişer saat AYT matematik yazılmış mesela. Evet. Ben şeyi hesapladım. Size haftalık yani girdiğim zamanlar içerisinde haftalık ortalama kaç saat ders vermişim biliyor musun? Ortalama normalde hani iki ders ya. Hı hı. Benim size verdiğim ortalama 4.72 idi. 4.72 ders vermişim. Yani online yapmışım, öyle yapmışım, evet, böyle yapmışım. Evet, bizim online'larımız baya baya gayet şey iyiydi. Evet. Yani. Yok, bu şeyden dolayı diyorum. Yani emek vermek şart. Evet. Yani ve sadece burada işte sizin verdiğiniz emeği bizim de burada hep söylüyorum ya. Burada karşılıklı bu emek geldiğinde canım, siz kesinlikle de vermek zorundasınız. Bu arada benim total yaptığım ben söyleyeyim. Benim total yaptığım size yol göstermek etki etmiş olabilirim. Çok etkiledi ama doğru yani bir yoldu çünkü. Benim yaptığım şey mesela %50'yi geçmez. %40'ı geçmez yani. Onu söyleyebilirim. Ben kendi adıma. 40 az da bu arada. 40 olduğunu düşünmüyorum. Ya mesela geçen çünkü gün sistem şeyle de çok konuştuk. Önemli. Yani Bora'yla da konuştuk mesela. Hı-hı. O da Bolu'da tıpta mesela. Onunla konuştuk. Hani o da aynı tarzda şeyler söylüyor ama ben şunu sadece söylüyorum. Sizin içinizdeki çalışabilecek olan kapasiteyi ortaya çıkarttığımız. Sadece benim evet, yaptığım bence şey de bu oldu. Ama işte bunu herkes yapamıyor. Sorun burada. Çünkü herkes kalıpları diyorum ya, daha demin dedim ya, oyun hamuru mevzusu. Öyle. Her dershanede şu mantık var. Ya bunu bu arada genel dershane özel bazında söylüyorum. Genel olarak benim gördüğüm arkadaşlarımın gitti. Şöyle çok iyi dershane, böyle çok iyi dershane ama bütün sınıfa aynı çalışma şeyi veriliyor. Evet. Aynı program veriliyor ama şöyle herkese aynı program veriliyor. Ama o öğrencinin daha çok matematik atıyorum eksiği var. O öğrenciye bir anda 3-4-5 matematik çöz kafası. Tamam sınava yakın. Tamam güzel bir kitap. Ama çözebilecek mi? Ona bakılmıyor. Hayır, haftada işte 1000 soru matematik çözeceksin. Bu kafa var. Haftada şu kadar paragraf çözeceksin. İşte paragrafların o, uçacak. Şöyle söyleyeyim. Böyle bir kafa var. Dershanecilerin kendini rahatlatma çabası. Ben ve aileyi. Aileyi. Evet. Aileyi çünkü evet, mesela şey diye söylüyor. Çalışıyor tamam gösteriyor mı? Biz sana diyor 1000 tane soru vermişiz. Sen kaç tane çözdün diyor mesela. Çocuk diyor ki çözmedim. Soru çözmüyor diyor mesela. Hı-hı. Tamam mı? Ama mesela şey konusunda hatırlıyor musun? En son bizim o zaman çalıştığımızda da rehberlikçiyle ipi kopartma hani durumumuz şuydu. Evet. Size öyle bir program yazıyor ki mesela ben biliyorum ki senin mutlak değer konun çok iyi mesela, tamam mı? Hı-hı. Sınavda bir tane yanlış yapmışsın. Bakıyorum çok basit bir gözden kaçırmışsın. Bir belki daha bunu çözmene gerek yok mesela. Aynen. Bir daha bakmana gerek yok ama o denemede tamam mı? Yanlış görüldüğü için sana bir ödev veriyor mesela 500 soru mutlak değer. Ama evet, gerek yok. Evet. Ya da kişiye özel kitap çıkartıyorlar mesela. Her dershane yapıyor artık bunu. Evet, artık ya bir tane yapıyorum. Soru, iki tane soru yapamamış. Bak bir öğrenci her denemede mutlak değer kaçırabilir. Ama evet, hani her denemede kaçırıyor olsa bile eğer matematik öğretmeni o çocuğun bu konuyla alakalı eksiğinin olmadığını düşünüyorsa o bitmiştir. Onunla ilgili bir şey yapmasına gerek yoktur. İşte burada öğrenciyi takip etmek, hı-hı, ya da rastgele program yazmak arasında bir evet, durumda kalıyor. İşte öğrenci. Burada biraz da öğrencinin farkındalığı. Birazcık burada öğrenci işliyor. Çünkü bilemez öğrenci. Ama şunu görebilir. İşte benim şu konuda eksiğim yok. Bunu anlayabilmek çok önemli bence. Yani ben dediğim gibi birazcık şeyde dedim ya. O an ruhum ne? Benim haftalık şu kadar saat atıyorum fizik çalışmam gerekiyor. Ama benim o an motivasyonum fizik yönünde iyiyse ben belki 2 saatte kısıtlamak istemiyorum ve yardırıp gideceğim. 4 konu akıyor şu an. O an benim beynim onu alıyor. Ben verim alıyorum. Konuyu anlıyorum ve o konu belki 2 konu kolay geldi ama mesela şöyle oluyor bazen. Elektrik çok zor. Çok ağır bir konu. Evet.
Tamam, o üniteyi bir haftada bitir. Hayır, belki bir iki hafta sürecek benim onu anlamam. Evet. Belki iki gün sürecek. Evet. Kişiden kişiye göre değişir. Temelden kesinlikle temele değişir. Alınan kesinlikle derse, görünen, yani gerçekten çok fazla etken var. Kesinlikle. O haftaki ruh hali, ya insan iyi değildir. Biz insanız sonuçta, yani her zaman mutlu, her zaman full motive olmuyoruz, evet, ki sınava yaklaştıkça birçoğumuz bitkin oluyoruz artık. Gelsin de bitsin, kurtulalım şeyinde oluyoruz. Ve o üniteler de böyle artık ortalara doğru geliyor. Başlangıçta evet, elektrikle başlamıyoruz. Evet. Ve böyle olunca işte TYT'den bahsetmiyorum, IT kısmındaki elektrik ya da TYT de olur, fark etmez. Genelde o orta, yani artık biraz daha ilerleyen süreçte biz zaten tempoyu tutturmuş, ders çalışmış oluyoruz. O bıkkınlık da var. Çevremizdeki birçok insan artık geziyor, tozuyor. Bunu da ister istemez görüyoruz. O da var. Hani of ben ne yapıyorum burada? Ders çalışıyorum kafasındayız. Evet. Hani bu bıtkın, hem bununla uğraş, hem onunla uğraş, hem netlerle uğraş, hem aile bir yandan yapıyorsa baskı, denemelerin ne oldu? Kendi gelecek kaygımız. Hani her şeyi ele aldığımızda zaten gerçekten çok zor bir süreç. Aynen. Yani bunu yaşayan herkes bilir, ciddi ciddi yaşayan herkes bilir. Hani böyle olunca da gelip bana işte gerçekten doğru gelmiyor. İşte bu hafta iki tane AYT fizik konusu bitir. Bakalım benim kafam hazır mı? Tamam, ben de isterim bitsin bu hafta. Ben de isterim, keşke konularım, bütün konularım Ocak ayı gelmeden takır takır bitse. Evet. Ama öyle olmuyor. Evet. Yani gerçekten olmuyor. En iyi öğrenci de gelsin buraya. Onun için de öyle olmuyor. Benim için de öyle olmayacak. En kötü öğrenci için de böyle. Kesinlikle. Yani bunlar değişken süreçler. Kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda da şunu da söylemek isterim, buraya eklemek isterim. Öğrencinin arada sırada düşüş yaşaması normal. Evet, ve olması çok, gerekiyor. Çok çok normal. Olması gerekiyor. Evet. Yani hiçbir öğrenci makine değil. Hı hı. Yani bunu kesinlikle söylemek lazım. Bence de. Yani o yüzden de öğrenciler direkt olarak şunu, hani kafasını sürekli meşgul ediyor. Eve hani aile baskı kurmaya başlıyor. Niye çalışmıyorsun, evet, etmiyorsun? Evet. Ama hani buradan söylemek gerekir tüm velilere. Her öğrencinin düşüş aşamaları olur. Evet. Her öğrencinin yükseliş aşamaları olur. Evet. Bunlar gayet normal şeyler. Çok normal. Yani. Gayet i̇şte normal. Bunları şeyler yaşayarak görmek lazım. İşte biz sınav anında fark etmiyoruz. Gerçekten fark etmiyoruz. Ben şey olarak düşünüyordum. Sınavı kazanamazsam ölüm gibi düşünüyordum. Buraya gelince de şey düşünüyordum. Boğaziçi'ni kazanırsam hayatım değişecek. Önüme kırmızı halılar serilecek. İşte Boğaziçi'liyim artık diye gezeceğim. Hayır, hayatım aynen devam ediyor. Yani bunu işte gelince fark ediyoruz. İşte bu süreçte hazırlanırken fark etmek aynen, daha güzel bir etkisi olur. Asıl mesele buradan mezun olmak da zor bu arada. Evet. Yani ciddi manada çalışman asıl burada herkes gerekiyor. Herkes ağlıyor. Daha mesela sen bunları anlatıyorsun. Seninle bir buçuk iki sene sonra bir daha görüşelim, ben tamam mı? Ben kaç kişi ağlıyor gördüm. O zaman var ya şey diyeceksin. Bitmiyor. Yani ne calculus'lar bitiyor. Umarım biter. Ne atıyorum işte. Korkmak istemiyorum. Mat 201 bitiyor. Ne mat 202 bitiyor. Bitmiyor. Fizikler bitmiyor deyip ağlayacaksın. Ama yani artık dersimi aldım. Bitmese de dünyanın sonu değil. Bitecek. Eninde değil sonunda yani bitecek. Aynı YKS sınavı gibi bitecek. Bir sene sonra değil, 10 sene sonra değil, 20 sene sonra değil. Eninde sonunda bitecek. Aynı sınav gibi. O yüzden ne yapıyoruz? Full motivasyon. Evet. Yapabildiğimiz psikoloji toparlama, düşmemek. Aynen. Elimizden gelenin en iyisi. En azından içimize atesin. Yaptık, artık olmuyorsa yapacak bir şey de aynen, o noktada aynen yok. Sınava hazırlanırken yaşadığın zorlukları zaten ben detaylı bir şekilde biliyorum. Seni tanıdığım için biliyorum. Evet. Aynı zamanda tabii ki bu konuda özellikle sınavın da gittikçe daha da zorlaşacağını da biliyorsun zaten. Ben de öyle düşünüyorum, evet. Mesela normal şartlarda, hani ben burada birkaç şey söylemek istiyorum açıkçası. Şimdi benim çok başarılı öğrencilerim var. Gerçekten de başarılı demek istediğim şu. Mesela tıbba giren bir sürü öğrencim var. Mesela geçen sene sizle beraber girdiğimde yine Boğaziçi'nde bizim 3-4 tane daha öğrencimiz girdi. Evet. Cerrahpaşa tıp var, Bolu tıp var. Yani o gerçekten de bayağı sağlam dereceler var. Ama evet, mesela onlar çok başarılı çocuklar. Ve altyapıları da çok sağlam çocuklar, evet, bu arada. Yani ilk düşünsene Türkiye 10.sü 61.sü işte 132.sü falan falan şöyle bir sürü öğrencimiz istiyorum var. Özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Bir de bunlar zamanda zaten LGS'de rakiplerini hali tabii hazırda rakiplerini tabii geçen tabii bu rahatlıkla tabii zaten diyorlar ki ya, zamanda girdiğimiz rakipleri var, zaten geçtik tabii ve yani sınava şöyle giriyoruz. Zaten geçmiş olduğu insanları geçerek evet, hani geçebilecek düşüncesi çok da şey değil. Evet. Yani şey düşünün, koşu yarışındasınız. Her sene geçtiniz onları. Bir sonraki sene de şey sitesine girmezsiniz ya, beni geçerlerse. Zaten geçmişsin hani. O insanlarla yarışmak onlar için bence çok daha rahatlatıcı bir etken olduğu için söylüyorum. Onların rakibi bir ilk mesela. O LGS'de sağlam yapan ekibin rakibi. Düşünsene ya, İstanbul erkek kadrosu vardı mesela, biliyorsun. Çok sağlam bir kadro vardı çok o zaman. Çok sağlam bir elimizde kadro. Mesela o kadroyu düşün. Bu arada oradaki dereceler haricinde. Mesela benim başka bir o Türkiye 61.sü işte olan öğrencim de aynı şekilde.
tamam mı? Yani o ya da atıyorum işte Cerrahpaşa'ya giren öğrencim de, Bolu'ya giren mesela işte Bora da aynı şekilde. Bunlar belirli bir sistemin üstünde yapan insanlar, tamam mı? Evet. Ama hepsi başarılı. Benim gözümde çok başarılılar. Onlar rakipleri arasında gerçekten bir düzgün çalıştılar. Onların not ortalaması da bayağı yüksekti bu arada yani. Çok sağlam not ortalamaları vardı. Ama burada böyle gerçekten benim hani gözüme batan en büyük başarılardan birisi açıkçası senin başarın. Çünkü burada spesifik olarak söylemek istiyorum. Meslek liseli öğrencilerin üzerine çok büyük baskı oluşturuyorlar. Evet, açıkçası. Bunu yapmayın lütfen. Ve ben bunun yapılmasının hatalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Gerektiğinde ve öğrencilerin kapasitesini gerçekten fark ettiğinde yani neler olabileceğini mesela sen de çok iyi gördün, evet. Tamam mı? Bu yüzden sen bir senin yaptığın başarı, yani düşün meslek lisesindesin. Ha tabii ki daha iyi de yapabilir miydin? Belki daha iyi yapabilirdin. Belki, evet. Ama hani elimizdeki zaman ve çalışma kapasitesi olarak Boğaziçi'ne girmiş olman bile hani bizim için çok büyük bir artı açıkçası. Aynen. O yüzden de hani bu arada hangi bölüme girdiğini de söyleyelim. Fen bilgisi öğretmenliği. Hani bu yaptığın derece bile gayet güzel bir derece. Ya önemli olan şu. Dipnot. Hani bölüm birincisi olarak girdim. Yani ne olursa ol, tamam mı? Bak burada sıkıntı şurada başlıyor. Ne olursan ol, tamam mı? Boğaziçi'ni bitirmiş olmak ayrı bir vizyon katıyor insanlara. Evet. Bak Boğaziçi, ODTÜ, işte atıyorum İTÜ, Koç, Sabancı gibi okullarda gerçekten bu vizyonu kazanabiliyorsun bir tık daha. Hani oraya girdiğin zaman. Ama bizim okulun daha farklı olduğunu kesinlikle düşünüyorum ben. Öyle. Benim hani ODTÜ'den de arkadaşlarım gerçekten var, öyle. İTÜ'den de arkadaşlarım var. Ama bizim okulun kattığı vizyonun ayrı bir boyut olduğunu düşünüyorum ben. Hani ne yaptın, ne ettin? Girdin ve Boğaziçi'ne, evet, girdin. Ha burada artık mesela daha da başka şeyler de yapabilirsin. Evet. Bu konuda meslek lisesinden çıkıp gerçekten de bu seviyelere gelebilmiş olman açısından benim en başarılı öğrencilerim arasındasın. Bunu söylemek isterim. Teşekkür ederim. Hani o yüzden de seni ayrıca kutluyorum bu konuda. Teşekkür ederim. Burada çünkü yapılamayacak şeyleri yapan insanları her zaman ben ayrı tutuyorum açıkçası. Teşekkür o yüzden ederim. Çalıştığın için yani gerçekten teşekkür ederim sana. Ben de bana destek olduğunuz için. Bu çalışmayı çünkü her öğrenci yapamıyor. Ya. Maalesef yapamıyor. Keşke yapabilseler. Keşke, evet. Ama yine de sen bunu yaptın. Tebrik ederim. Seninle tanışmak zaten ayrı bir gurur verici bir şey bu yüzden. Hani senin programını yapmak, bir sene boyunca hani seninle ilgilenmek bu şekilde. Evet. Sadece seninle değil, sınıfın tamamıyla ben böyle ilgilendim. Zaten evet, sen bu biliyorsun. Arada. Yani hatta belki şey ihmal değil, edilmiş bile olabilir. Küçük bir şey böyle girmek istedim. Bu arada yani, ben de bana inandığınız için ve benimle olduğunuz için size teşekkür ederim gerçekten. Ne demek? Çünkü dediğim gibi herkes inanmıyor. Hatta bir lafınız var, onu söyleyeceğim. Hocam girmiş demiş ki, ben demiş meslek liseliğe mi ders vereceğim? Siz öyle bir şey söylemişsiniz galiba. Sınıfta meslek var, ben ona nasıl şimdi şey yapacağım, bir şeyler demişsiniz. Sonra bir geldi, öyle bir şey yok. Ama sana hiç bunu fark ettirdin mi? Hayır, ben çok şaşırdım ona. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü diğer hocalarım ben söylediğimde şey diyorlardı. Tamam sen ekstradan dersen, hep böyle oluyor genel. Dersen sonra yanıma gel, sonra bana kitap önermeye başlıyorlar. Şunu çöz, bunu çöz, bunu çöz. Ama bir ders gördü. Yani ön yargı. Ön yargıyla böyle bunu çöz, şunu çöz. Ama ben zaten çözebiliyorum. Hani zaten bir bak bir bana. Tamam, ondan sonra siz öyle değildiniz. Zaten derste bir böyle şey olduk. Sonra ona çok şaşırdım mesela. Benim dersten sonra çarp hadi şunu çöz bunu çöz demediniz. Gayet de normal bir şekilde. Diğer öğrenciler gibi ilerlemek de beni çok rahatlattı. Çünkü aslında öyleyiz. Yani benim okulum beni, evet ben zaten geri başlıyorum birçok alanda derste. Hani onlar tabii ki daha, ya her tabii ki Anadolu liselerinde de bütün hocalar iyi değil ama hani doğruya doğru biz bir tık daha geride başlıyoruz. Birkaç tık hatta, bu tık çok fazla. Hani böyleyken bir de birkaç tıktan daha fazla. Aynen, bu ön yargıyla başlamak hiç hoş bir şey değil bence. Bak o zaman açıkça konuş. Benim de ön yargım vardı. Yani şeyle ön yargım vardı. Yani meslek liseli bir öğrenci var. Ben ne yapacağım? Arkada ne taşıyorlar öyle ya? Sanki birisini öldürmüşler de taşıyorlarmış gibi. Açık hava var ya bugün. Ay bugün gelmişken sinema izlesek mi? Resmen birisini öldürmüşler ve taşıyorlar arkadaşlar. Boğaziçi'nde şok.